Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Tinyo şirketinden tip 2 girişi olan araçlar için evden şarj aleti gönderildi bana incelemem için. Hep birlikte sizinle ilk kutusunu açacağım. Ondan sonra da testini, incelemesini yapacağım. Tinyo firması ile ilgili bir bilgi vereyim. Tinyo, Çin menşeli bir firma. Şarj aletleri de üreten bir teknoloji firması. Tinyo'nun web sitesinin alt kısmında dil seçenekleri içinde Türkçe dil seçeneği de var. Ürünlerinin ISO 9001 sertifikasına sahip olduğu, aynı zamanda diğer sertifikaları ve bazı patentleri de elinde bulundurduğu belirtiliyor. Uluslararası standarda uygun birçok araçla uyumlu şarj ekipmanlarının satışlarının olduğu görülüyor Alibaba sitesinde. Bu arada firma bana şarj aletini incelemem ve test etmem için gönderdiğinde bir iki tane soru sordum onlara. Öncelikle gümrük vergisi, kargo ücreti ve belirli bir limitin, yani 30 euronun üzerinde bir limitin olup olmadığını sordum. Bana döndükleri yanıtta Alibaba sitesinin AliExpress gibi perakende bir satış sitesi olmadığını, uluslararası international bir satış sitesi olduğunu ve esnek bir ticari durumun olduğunu belirttiler. Almak isteyenler olursa firmayla yazışıp Türkiye'den ürünü istediklerini belirtirlerse gümrük vergisinden muaf olarak ürüne sahip olabileceklerini, herhangi bir kargo ücreti de ödemeyeceklerini belirttiler. Şimdi ilk önce ürünü açıp kutusundan neler çıkıyor ona bir bakalım. Sonra teknik özelliklerini size söyleyeyim ve test edelim. Böyle bir kutusu var. Üzerinde teknik bilgileri mevcut. Önce ürünün bir kutusundan neler çıkıyor ona bir bakalım. Açtığımızda kutuyu, içinden kablosu ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunda da teknik özellikleri belirtiliyor. Süngerimsi bir korumaya sahip, bu şekilde koruma içinde göndermişler. Bu şekilde bir şarj aleti. Yine tabancasının olduğu yerde de bir koruma var. Aynı şekilde kontrol panelinin olduğu yerde de bir koruma fıtfıtı var. Kontrol panelinin arkasında da teknik özellikleri mevcut. Kontrol paneli de burada. Ürünün teknik özelliklerine baktığımızda ürünün kablosu 5 metre uzunluğa sahip. Ağırlığı 2.1 kilogram. Giriş gerilimi 80 voltta 260 volt. Çıkış akımı ise 8 amper ile 16 amper aralığında. Ürünün çıkış gücü ise 3.5 kilowatt saat olarak belirtilmiş. Çalışma sıcaklığı aralığı ise -30 derece ile +50 derece arasında. Şarj tabancasının IP56 sertifikasına, kontrol ünitesinin ise IP66 sertifikasına sahip olduğu görülüyor. Kablo malzemesinin ise bakır alüminyum alaşımlı olduğu belirtilmiş. Ürünün şarj kararlılığının minimum %96, şarj hızının ise minimum %85 olduğu belirtilmiş. Ürünün kullanım ömrü olarak ise 4000 kez kullanım ömrünün olduğu teknik özelliklerinde yazıyor. Kontrol ünitesinden şarj gücünü, beslenme gerilimini, güç akımını, anlık voltajı, sıcaklığı ve şarj süresini görebiliyoruz. Muhtemelen biliyorsunuzdur, Tesla'larda 5 amperden itibaren güç ayarını uygulamadan zaten yapabiliyoruz. Ama birçok araçta bu özellik bulunmuyor. Yani bir güç ayarı yapma şansınız olmuyor. Bu şarj cihazında ise güç ayarını yapma olanağı var. Ürünün sitesinde hangi marka araçlarla uyumlu olduğu belirtilmiş. Dediğim gibi tip 2 girişi olan bütün araçlarla uyumlu bir şarj kablosu olduğu belirtilmiş. Ürünün fiyatına baktığımda internet sitesinde 6000 liranın biraz üzerinde. Bu şarj kablosunun ve Tinyo firmasının Alibaba sitesindeki alışveriş kısmını ve aynı zamanda kendi web sitelerini açıklama kısmına koyacağım. Önce şöyle bir baktığımda burası parlak bir malzemeden oluşuyor. Yani silinebilir bir özelliği var sanırım. Kontrol ünitesi de parlak bir malzemeden oluşuyor. Bunun da IP66 sertifikaya uyumlu olması da güzel olmuş. Şarj tabancasına baktığımızda bu kauçuk malzemesi güzel. Tip 2 şarj söketi de sağlam bir malzemeye benziyor. Aklınıza gelen sorular olursa ürünle ilgili ayrıca firmaya yazıp sorabilirsiniz zaten. Şimdi ürünü test edelim. Evet, şimdi geldik şarj aletini test etmeye. İlk önce araca tip 2 girişini takacağım. AC tip 2'yi takıyorum. Şarj etmek üzere normal ev prizine takıyorum. Benim bahçemde vardı. Şimdi size şarj aletinin üzerinden göstereyim. Bakın, şarjımız başladı.
Kontrol ekranına gelelim. Kontrol ekranımız bu şekilde. Şu daire mavi yanıp sönüyor. Şu anda 8 amper olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 1.9 kilowatt saat ile şarj oluyor. 32 dereceymiş sıcaklık. Voltajında 224 volt olduğu görülüyor. Süresini görüyoruz. 2 dakika. Kaç kilowatt şarj olduğu gözüküyor. 0.05 kilowatt şarj olmuş şu anda. Bu ekrandan birçok şeyi görmüş oluyoruz. Dediğim gibi süresi, gücü, voltajı, akımı, kaç kilowatt saat ile şarj olduğu hepsini görüyoruz. Bir süre sonra tekrar kontrolünü yapacağım. Şimdi bitirmek üzere geldim. Testimizin sonuna geldik. 3 saat 32 dakika yani 3,5 saatlik bir süre olmuş. 5.4 kilowatt saatlik bir yükleme yapmış. Hala 1.9 kilowatt saat ile şarj ediyor. 8 amperde sıcaklığın 47 derece olduğunu görüyoruz. Voltajında 220 olduğunu görüyoruz. Normal koşullarda Alibaba'da bulunan satış kısmına baktığımda şu yuvarlak kısmından zaman ayarı yapıldığı, şuradan da amper ayarı yapıldığı belirtiliyor. Genel olarak bakıldığında şarj aletiyle ilgili yorumum, yani malzeme kalitesi hem kablo açısından hem kontrol ünitesi hem tabanca açısından iyi. Kontrol ünitesinin IP66 özellikli olduğu belirtiliyor. Tabancanın ise, şarj tabancasının ise IP56 sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor. Tabancanın da IP66 sertifikasına sahip olmasını isterdim. Olumlu özelliklerine baktığımızda burada mavi rengin yanması, burada amperin, sıcaklığın, voltajın, kaç kilowatt saat güç aldığının, toplamda ne kadar şarj edildiğinin gösterilmesi güzel bir şey. Sürenin gösterilmesi güzel. Buradan bakarak örneğin diyor ki 5,5 kilowatt saatlik şarj olmuş diyor. Ben aynı zamanda Tesla'nın kendi uygulamasından da aracın ne kadar aldığını görerek enerji kaybını da hesaplayabilmiş oluyorum. O açıdan iyi. Size şimdi bir ek göstermek istiyorum, ek yapmak istiyorum. Şarjı araca takmadan önce, yani tabancayı araca takmadan önce, şarjı başlatmadan önce bu şekilde burası yeşil görünüyor. Şarjı başlattığımızda mavi yanıp sönüyordu hatırladığınız gibi. Şarjı başlatmadan önce, yani araca tabancayı, şarjı takmadan önce üstteki göstergeyle zaman ayarı yapabiliyoruz. O da şu şekilde oluyor. Basılı tutuyoruz. Basılı tutunca burada zaman çıkıyor. Buraya bastıkça işte 1, 2 bu şekilde saatler çıkıyor. Biz bunu diyelim ki 5 saat olarak ayarladık. Sonra basılı tutuyoruz. Tekrar bırakıyoruz ve ekrana dönüyor. Bu sefer etkin oluyor. Şimdi şarjımızın başlamasına 5 saat var. Bakın yanıp sönüyor yeşil. Hazır değil diyor. Çünkü 5 saat ayarladık biz. Yani belli bir saat ayarladık. Belirlediğimiz saatte başlayacak. Altta ise amper ayarı var. Amper ayarına basılı tutuyoruz. Amper ayarına basılı tuttuğumuzda amper ayarı çıkıyor. Örneğin şimdi 8 amper. Buraya basıyoruz. Bastığımızda amper değişiyor. Yani oradan sonra da diyelim ki ayarladınız herhangi bir ampere, 10 ampere ayarladık diyelim ki. Tekrar basılı tutuyoruz, çekiyoruz, ekrana dönüyor. Bu sefer ne oldu? 10 ampere ayarladı. Birçok araçta bildiğiniz gibi güç ayarı ve zaman ayarı yapılamıyor. Ancak bu şarj aletiyle hem güç ayarı hem de zaman ayarı yapılabilmiş oluyor. Bu da güzel bir özellik. Son bir uyarı, şarj tabancasını araca takmadan önce bu işlemleri yapıyorsunuz. Bunu sona ek olarak koymak istedim. Genel olarak benim testim ve incelemem bu şekilde. Muhakkak bu ürünü alacağınız zaman firmayla iletişime geçmenizi, Türkiye'den alım yapmak istediğinizi, garanti ve servis koşullarını mutlaka sormanızı öneririm. Eğer Tesla gibi kendine ait şarj aleti olan bir aracınıza sahip değilseniz, aracınızla birlikte bir evden şarj için kablo verilmediyse, evden şarj için şarj aleti almak istediğinizde bu ürünü de inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Kafanızda soru işareti varsa onları da sorabilirsiniz. Bu ürünle ilgili inceleme ve testim bu şekildeydi. Ürünün linkini ve aynı zamanda firmanın da web adresini açıklama kısmına koyacağım. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.